Merhaba değerli izleyiciler. Ne diyoruz, ne anlıyoruz programında bugün biraz sıcak, sempatik, hoş bir kavramı tartışacağız. Moda. Tabii bu kavramı tartışma önerisinin nereden geldiğini hemen tahmin edebilirsiniz. Sevgili Mehmet Ali'den. Çünkü hep moda giyiniyor diye. Evet, yani moda kavramının hayatımızdaki yeri, önemi, değeri mutlaka birçok insanı meşgul etmiştir. Hakkında çok şeyler de yazılıp çizilmiştir ama bizim aramızda işte moda konusu malum oradan geldi. Çok da haksız değil. Kendi aramızda şöyle bir şaka yapacak olursak, moda ile herhalde en az ilgisi olan ya da modaya tamamen neredeyse lakayt kalan ve o tarzıyla da bir moda olabilecek olan üstadımız Ahmet. Onu artık herkes biliyor. Mehmet Ali şık giyinmeyi sever. Dolayısıyla yani modayı gözetmek, modaya uymak derdinden değil. O kendi içinde bir estetik anlayışı var. Ama vardır. Cengiz kılıç abim de uyar. Ben aranızdayım. Evet. Yani bir miktar Ahmet'e, bir miktar Mehmet Ali'ye. Dolayısıyla böyle bir moda kavramı. O zaman ortalamamız düzgün bir şey oluyor demek ki. Yani. Sayende biraz İki uç bir orta. En sağlıklı yolda malum itidal orta yoldur. Onun için evet, en sağlıklı benzetilebilir. Aristoteles'in görüşüne göre. Evet, biz moda deyince hemen ilk akla gelen tabii kılık kıyafet, giyim tarzıyla ilgili ve en çok da dünyayı meşgul eden bütün değil mi, reklam dünyasının en çok ağırlık verdiği şey o. Fakat biz ondan sınırlı kalmayacağız. Oraya da mutlaka bir değineceğiz ama bir de moda kavramlar var. Moda terimler var. Moda kuramlar var. Moda olan yani bir dönem çok güvenilir, geçerli, pek çok insanı meşgul eden, içine alan, saran anlayışlar, kavramlar, kimi zaman hatta sözcükler. Daha sonra önemini, değerini kaybeden, bu sefer onun yerine bir başka belki moda kavramların, mesela bir dönem 60'lı yılları hatırlarım. Moda demek belki burada çok uygun değil ama varoluşçuluk mesela düşünce ekolleri içerisinde bir tür moda gibiydi yani yaygınlığı Doğru. ve ağırlığı hissedilirdi. Yani varoluşçuluğun değişik temalarına değinmeden bir entelektüel tartışma neredeyse mümkün değildi. Devrimcilik falan. Sonra yani. Marksizm özellikle bugün hala da önemini bence koruyor, korumalı da. O pek moda diyemiyorum ona o açıdan. Evet, doğru. Ama moda yanı da oldu. Daha bütün dünyada ve doğru. Bu yani demek istediğim en ağırbaşlı teorilerin, hatta bilimde bile moda teoriler vardır, kuramlar vardır. Felsefede sevgili Ahmet mutlaka anlatacak bize. Yani şuraya sözü getirmek istiyorum. Düşünme, davranış alışkanlıklarımız, tutumlarımız, ilişki biçimlerimiz, tarzlarımızdan, yaşama alışkanlıklarımıza, kılık kıyafete, hatta mekan düzenlemeye dahil. Tabii. Çok farklı kültürlerde. Farklı büfeler vardı mesela değil mi eskiden? Her evde bir büfe. Ha, o, İçinde tabak, çanak, ayna. O standart bir şey. Doğru. Evet. Yani ev içi. Vitrin. Duvar halısı. İşte ceylan, geyik gidiyor falan. Onlar daha köy kasaba. Şimdi artık onlar yavaş yavaş kayboldu da. Yani ama şunu iddia edebiliriz gibi geliyor. Biraz kültür tarihine, uygarlık tarihine bakıldığı zaman hemen hemen yani antik çağlardan bilebildiğimiz uygarlığı, maddi uygarlık ürünlerini az buçuk tanıyabildiğimiz ki etnologlar, etnograflar bunu yapıyor biliyoruz. Yani her uzun süreli uygarlık dairelerinde de dönem dönem böyle bir modaların olduğunu az buçuk bilebiliyoruz bunu. Yani günümüzde ortaya çıkmış modernitenin ürettiği bir şey değil. Yani moda neredeyse insanlığın en eski çağlarından beri gündemden düşmüyor. Ben moda deyince hep aklıma şey gelir, özellikle ergenlik çağı, gençlik, delikanlılık diyebildiğimiz bu çağa moda açısından herhalde en açık. Yani moda her neyse bu düşünce, kılık kıyafet, konuşma biçimi, jargonlar yani özellikle ergenlerin kendi aralarındaki özel dillerini düşünürsek bunların özellikle alıcısı adeta ve modayı izleme arzusu, tutkusunun en yüksek olduğu kesim yaş dilimleri itibariyle. Çünkü sosyal olmayla ilgili. Şimdi onu da belki bana fırsat kalırsa biraz açmaya çalışacağım. İki, moda üzerinden biz kuşaklar arası çatışmaları da izleyebiliriz. Güzel. Yani bir kuşağın diyelim ki hele hele bizim yaşlarımıza geldiğimizde şimdiki gençliğin izlediği biz modamız geçmedi değil mi abi? Yani bazılarımızın geçmiştir ama senin eli kulağında. Yani sizin pek bir de yani moda
olan gelip geçiciliği de bir anlamda temsil ediyor değil mi? Bir yanıyla güncel değerliliği var ama kalıcılık anlamında da bir değil mi? Esamesi bazen okunmuyor. Yani klasikleşen moda diye başlayıp da sonra klasik olanlar da var tabii. Evet. Yani yenilik, yeni bir şey, yeni bir değil mi? Stil, tarz getirme. Kimler getiriyor? Bu nasıl bir alıcı buluyor? Bu nasıl hele hele günümüzdeki küreselleşmeyle dünyaya nasıl yayılıyor? Birçok boyutlarını herhalde ele alacağız. Sataşmayla başladın Mehmet Ali'cim bu moda şeyi meselesini. Sen ne düşünerek bize önermiştin? Onu bir anlat bakalım. Yani şimdi aslında burada beraberce karar verdiğimiz konuları yani yapım ekibiyle beraber hep beraber karar verdiğimiz konuları oluştururken aslında bir kişi müsebbip olmuyor. Birlikte müsebbibiz. Onu ben seyircilerimizi aydınlatmak için söyleyeyim. Çünkü kendi üzerinden atma modasını uyguluyor. Yutmuyor kimse. Şimdi bu moda denildiği zaman insanlığın büyük bölümü giyim kuşam konusundaki şeyleri anlıyor. Bu hot couture. Çünkü moda evi var mesela. Evet, moda evi deyince kaçınılmaz bir şekilde öyle anlaşılıyor. İlk çağrışım o oluyor. Değil mi? Modacı, moda fakat evi. Fakat moda yani senin söylediğin gibi antikitede veyahut da orta çağda da zaman zaman bazı tarzlar, tarz değişiklikleri olmuş olmasına rağmen aslında moda yeni bir kavram. Yani 16. yüzyıldan daha geriye götüremiyoruz. Kelime de zaten. Moderniteyle belki. Moderniteden daha çok kapitalizmle birlikte demek lazım. Çünkü yani mesela filmlerden bile hepimiz biliyoruz ki yani Roma kıyafetleri, o tünikleri, tolgaları, bilmem neleri filan, işte o sandaletleri vesaireleri, yani aşağı yukarı 1400 yıllık tarihleri boyunca, yani Bizans'ı da katarsanız, hatta 2100 yıllık tarihleri boyunca pek değişmemiştir. Keza Orta Çağ'da da mesela o hani Huni gibi şeyler var ya, kadın başlıkları. Çin'den gelmiş mesela. Öyle bir değişiklik olmuş. Veyahut da nalınlar, yüksek şeyli, ökçeli. Çin işi. Çin işi, evet, onlar gelmiş. Onun gibi bir takım kuriozite denilen, yani merak uyandıran şeylerin kıyafet parçaları haline gelmesi söz konusu ama koskoca bir moda konsepti biçiminde yok. Bu moda konsepti olması yani ve üstelik zamanımıza yaklaştıkça kıyafetlerin fırt zırt değişmesi, bu senenin modası, sonbahar modası, ilkbahar modası filan. Tabii o tüketime yönelik. Çok güzel. Çok güzel. Kapitalizmle bağlantısı bu. Kapitalizm çünkü belirsiz bir pazar için üretim yapıyor. Doğru. Belirsiz bir tüketici için üretim yapıyor. Kime kaça satacağını bilmiyor. Demek ki kendisine yeni tüketiciler bulabilmesi için, mallarını satabilmesi için, ki biliyorsunuz tekstilden başlamıştır sanayi devrimi. Satabilmesi için bunlara ihtiyaç yaratması lazım. O zaman moda çok harika bir alandır. Yani bunları. Şimdi ünlü Rönesans tarihçisi var, hepiniz biliyorsunuz, Jakob Burckhardt, İsviçreli. 1865'te yazdı, İtalya'da Rönesans Kültürü adlı kitap var. Diyor ki 1300'lü yıllarda, yani Trecento'da, Floransa'da erkek modası diye bir şey yoktu. Çünkü herkes birbirinden farklı giyinmek istiyordu diyor. Yani grupsal şeyden ziyade ama bu çok enteresan. Birey vurgusu da çok önemli. Bireyselleşmenin başta bir yerde bir moda yok. Tabii. Olmuyor. Ama yani giderek... bir genel, gene baktığın zaman Floransa'da bir genel kıyafet algısı tabii ki oluyor. Yani öyle büyük aşırı farklılıklar olması mümkün değil ama sonuçta. Yine, ama orada bir sınıfın bence farklılığı. Elbette zaten. Yine garibanları birbirine benzer. Orada söz konusu değil zaten. Tabii. Evet, yani ne kadar eskiye gidersen, ne kadar eskiye gidersen tarih o kadar egemenlerin tarihidir. Evet, doğru. Yani halkın tarihi daha yeni yeni yapılmaya başladı. Evet. Yani anal ekolünden filan sonra yeni yapılmaya başladı. Şimdi Floransa'da demek ki moda başlangıçta aslında ayrıştıran bir şey. Yani ilk çıkıştığı dönemlerde ayrıştıran ve bireyselleştiren bir şey. Fakat benim en çok dikkatimi çeken ve sizin ikinize de bu konuda katkılarınızı isteyeceğim alan, artık özdeşleştiren bir alan haline gelmeye başladı. İşte ben de o moda özdeşleştiriyor. Tabii. Yani ama, nereye ama ait şöyle, olduğunu gösteriyor. Sadece aidiyetini göstermiyor. Aidiyet. Aynı zamanda bütün dünyada da mesela yırtık cin giyiyoruz. Farz edelim. Benzetiyor herkesi birbirine. Herkes birbirine benziyor. Yani 14. yüzyılın Floransa'sında kimse kimseye benzemek istemezken bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün İtalya'nın hala moda
giyim konusundaki yani başarılı oluşunda ilk üç ülkeden biri. Ve halen de yani ortalama bir İtalya ve orta sınıf şöyle çarşı pazar gezdiğinizde çeşitlilik ve gerçekten de bu zengin şeyin farklı olmaya özen gösterme eğilimini sokakta bile görmek bence mümkün. Yani Avrupa'nın başka kentlerinde de mutlaka görülür ama ortalama bir Amerikalı rahat giyinir. Bunun böyle olmasının nedeni Fransa'da da öyle. Bir miktar öyle. Hala artizanal düzeyde şeylerin, moda evlerinin olması. Heh, yani İngiltere diyorum. Amerika ölçeğinde endüstrileşmiş büyük şeyler yok. Tamam ama hocam. Var, onlar da var. Konfeksiyon sanayi var ama. Ama yani, ama artizana devam ediyor. Yani zanaat devam ediyor. Neden ediyor? O ihtiyaç ve tüketicisi, alıcısı var olduğu için. Ama onun parası da ne biçim biliyor musun sen? İyi ya, o halde. Talep olduğu için. Yani demek istediğim. Talep çok düşük bir talep ama. Yani mesela şimdi gidip bir moda evine ot kutuyu dedi biraz önce. Tamam, yani yüksek terzilik denilen yere gittiğin zaman kendine bir üst baş almaya kalktığın zaman şöyle bir 20-30 bin euroyu gözden çıkartman lazım yani bir üst baş. Onu anladım hocam, o doğru da yani bu ortalama Fransa İtalya için diyelim ki hakikaten kot bilmem ne markası yani onlar da çok çeşitlendi ama yani şunu demeye çalışıyorum yani moda kılık kıyafetten söz ettiğimizde söz gelimi Amerika kıtasının neredeyse yani tümünü göz önünde tuttuğumuzda bir rahatlık değil mi? Var evet. Yani en akademik camiada da en tabii. Yani hani çok düzgün kılık kıyafet. Ama Amerika kral takan bir memlekettir ya. Ama hocam, yani hayır şeyde yani iş hayatında herkes şeydir yani kravatlıdır. Hocam. Tamam, filmlerde de onu görüyoruz. Hı. O Avrupa'da da var mutlaka ama yani Avrupa'da genel, az kravatlı. Genel yani. Rahatlık mesela ayakkabı konusunda da. Yani ben bunu Almanya'da da çok görmüşümdür. Yani Düsseldorf hala ciddi bir hani Paris'le kendini kıyaslarlar o işte yani yüksek Almanya'nın kültürü. Paris'i. Ama orada da yani mağazalarıyla mesela övünür ve o mağazalar hakikaten işte Paris'tekine benzer falan ama diğer taraftan da hala yani sanki Almanya'ya köylü demek istemiyorum ama neredeyse bir doğal ve rahatlı kırsal hayatın ve kentin içinde yaşıyor bile olsa yani ben bir çok zarif bir Alman ayakkabısından çok dayanıklı, kullanışlı, pratik ve rahat. İşte o endüstriyle zanaat arasındaki fark. Yani şey Fransa ve İtalya neden modanın merkezleri biliyor musun? Sana ölçü üzerine hala terzilik diyor bak terzilik. Hala ot kutür dediğin zaman oradaki kutür lafı terzilik. Tamam. Hala seni bir siparişte bulunan müşteri olarak alıyor ve sana dikiyor. İşte, veya dikilmişi ve sana uyarlıyor. Bir zaman sonra onlar da işte bir moda haline geliyor. Ticari ve ondan sonra konfeksiyona dökülüyor. Ama bu şeyi göstermiyor mu ya? Giydiklerimiz bizim düşüncemizi ve duygu dünyamızı da ele geçiren bir şey değil mi? Öyle. Yani iktidar ve moda arasındaki ilişki. Tabii. Öyle tabii. Müthiş bir şey. Öyle yani. Tabii. Biraz... Yani düşünsene asırlarca entari giymiş bir toplum. Yani bizim Arap Osmanlı Osmanlı toplumu. Ortadoğu. Yüzyıllarca evet entariyle dolaştı. Pantolon yeni bir şey. Setre, pantolon bunlar. Yani 19. Bunlar tanzimat oluşumları yani. Esnasında tabii. Gelmiş bir şey. Şimdi bunların travmatik yanlarının da olduğunu düşünüyorum ben. Yani entariden pantolona geçiş, bilmem şeyden Cezayir fırkasından. Şapka. Hayır, şapkaya benzer bir şeyler giyiyorlar aslında. Serpuşları tamam var. Tamam da yani modern batılı anlamda. Var. Yani hayır alışkanlıkları illa moda anlamında söylemiyorum da. Yaşama, kılık, kıyafet, gündelik hayatta ya da yani ben mahrem hayatımda daha doğal, rahat giyinirken değil mi? Kamusal bir alana çıkarken kılık kıyafetime de az buçuk özen gösteriyorum. Vaka Ahmet ona da pek özen göstermiyor ama. Neyse kılık kıyafetle sınırlı tutmayalım. Yani bir moda ya düşünceler konusunda. Ama Ahmet'in söylediği lafı ben çok önemsedim İktidar. Ya. Diyor ki ruhumuza hakim oluyor diyor. Giydiğin ne yani. Kadar senin kafanın içini belirliyor. Nasıl belirliyor hocam? Yani. Belirliyor mu sence? Ama ben şuna da... Belirlemez bak, mesela kadınların falan ne kadar dikkat ederler. Ama bak şimdi sevgili hocam. Ve düşünme tarzları da... Cengiz'in gibi de olay ne, nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Sen yani düşünceni unutma ve tamamla. Biz kendimizi doğal halimizden çok giyimli halimizle görüyoruz. Ha. Kendi özdeşliğimizi giyimli halimizle kuruyoruz. Hani ye kürküm ye... Yani kendimizle özdeşleşirken, kendimizi severken veya beğenmezken... Elbiseyle halim. Kıyafetleri hiç çıplak olmuyoruz ki bir tek yıkanırken çıplaz. Onun dışında
yani devamlı. Bir de defnedilirken. Evet. Onda da kefen var. İşte ama yani hep kıyafetliyiz. Şimdi, yani senin lafın onun için çok önemli. Ha. Tamam, bu sosyal statü göstergesi olma, ona ihtiyaç duyma, yani birçok şey. Ama kendimizi tanımayla da ilgili. Ama bir de şimdi, kendimi hep öyle görüyorum. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim, yani hali hazırda da genç bir kızımız da olduğu için ondan da rahatlıkla biliyorum. Neredeyse artık üçüncü kuşak. Yani mesela sadece kılık kıyafet değil, görünüşünü, fizik görünümünü, teniyle, saçıyla, kıyafetiyle ve o kıyafetlerin birbirlerine uyumuyla ilgili harcadığı emek ve yani gayret, çaba, o kendine göre güzellik ve kendini güzel gösteren ve kendini güzel hissettiren, daha doğrusu dolayısıyla da gösteren. O da bir moda değil mi, o da çağdan çağdan. Ama bu yani, bir konsensüs değil, bu bir dayatma. Hayır, yani bana şunları giyersen yakışıklı veya güzel olursun diyorlar. Hayır, hayır, bir dakika. Biz evde diyelim ki bunun kılık kıyafetiyle ilgili bir hiç. Hayır, hayır, ben evi kastetmiyorum. Ama dayatma değil, genel olarak kültürün ya. İyi işte. Dünya sana dayatıyor. Oraya getiriyorum. Tabii, gayet tabii, sonuçta işte ergenlik ve hani kültürlenme ve sosyalizasyon süreçleri o kadar çapraşık, karmaşık, çok yönlü ki. Yani sosyalleşme de sonuçta diyelim ki giderek biz başkalarını bizim kılık kıyafetimize bakarak bizim hakkımızda nasıl bir yargıya varacağını çok önemsemez hale gelirken, ama kendi kimliğimizi kurarken, kendi kimliğimizi ararken nasıl göründüğümüz ve kendimizi tanıma başkalarını ayna olarak görüyoruz. Şimdi nasıl onların bize nasıl değil, baktığıyla biz kendi kimliğimizi tabii, inşa ediyoruz. Tabii, nasıl göründüğümüzden daha önemlisi ne biliyor musun? Beni nasıl görüyor? İyi işte. Ama bu nasıl göründüğümüz değil. İkisi arasında ben fark görüyorum. Anladım. Beni nasıl görüyor? Beni nasıl görüyor demek için onunla aynı dili konuşuyor olmam lazım. Onunla aynı dili konuşmam. Yani nerede olur? Daha üst bir yerden dayatılmış bir şeyden. Yani moda diliyle konuşmaktan olur. Veyahut da o konudaki bütün dünyada oluşmuş ortaklaşa değerlerden oluşur. Yoksa kırmızı yeşilden daha güzeldir, bir bilmem ne bilmem nedir, şu şundan uyumludur gibi lafları biz nereden icat ediyoruz? Ya şöyle, pantolonun mesela yırtıldığı zaman veya lekeli olduğu zaman ne kadar mahcup olur. O hicap yani. Ama o hicap. Ha? İşte hicap yani o, çünkü toplum olarak belli bir şekilde giyinme var. Onun dışında biraz eksik ve özürlü olduğu zaman hicap, tabii utanıyorsun yani. Ama bak eskiden... Ve gençlerin en çok da ana babalarının kıyafetinden utanç duyduklarını bilir misiniz? Tabii. Ya bakın, ben de hocam, bu gençlik meselesi ve moda arasında bence çok organik bir ilişki var. Yani çocukken çok fazla farkında değiliz. Ama ne zaman ki okulla birlikte ve okulla toplumsallaşınca çocuk... Ergenlik ve canlı. Dış dünyayı tanıdığımız ölçüde. Ve ailenin dışında ilk defa tabii geniş ölçekte bir dış dünyaya katılıyorsunuz. Gözlem alanınız büyüyor, kendinizi karşılaştırabileceğiniz ve aynı zamanda benzerlik kurduğunuzla ortaya çıkacağınız. Ama arabalar için de öyle değil. Ben ne biçim arabası var? Mesela bu arabaya binebilir miyim? Ama o modadan çok statüsel bir şey. Evet. Ama moda da statüyle. Araba stillerinde moda stiller var. Tarzlar yani arabanın formu, şekli. Şimdi arabanın son modellerinde var tabii. Hepsi mesela hatchback birbirine benziyor bilmem ne. Ama yani bak, sen şeyi vurgulamış oldun aslında. Modanın özdeşleştirici, tek tipleştirici bir yanı var. Var. Şimdi bir yanıyla şöyle, özellikle yine ergenlikte hocam. Bir grup akran aidiyeti o kadar önemli ki. Ama diyelim ki sınıftaki söz gelimi veya okuldaki aynı yaştaşlarla tümüyle aynı eşit ölçüde bir yakınlık, sıcaklık doğmuyor. Özel şiveler bile var. Bunlar da kendi alt grupları oluşuyor. Özel şiveler var. Gayet tabii işte, yani moda şeyler dediğimiz o. Bir tür kuş dili gibi, hatırlasanıza her birimizin. Ama telefonlarda öyle değil mi? Bak, onun telefonu şey, bir statü meselesi. Telefonunu... Tamam, teknolojik aygıtlar. Değil mi? Teknolojik aygıtlar. Onların da modası değil. Var. Tabii işte onun da modası var. Yani demode, yani iPad'ler çıkmış, demode oldu çıkmış. Diyoruz. Demode oldu diyoruz. Eski yani, artık aşılmış falan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu moda izlemede sadece yakın akran grubu değil, artık televizyonlar sayesinde dünyadaki gençlik idollerinin kılık kıyafet, tüketim alışkanlıkları. Oradan kaynaklar değil. Bir sürü değil mi? Nasıl jest, mimik. Yani tabii. Bunlar. Daha beteri diziler ve filmler var. Tabii. Yani dolayısıyla medya. Yakın fizik çevremizdeki gruplarla biz sınırlı kalmıyoruz. Beğenilerimiz. Değil mi? Hoşlandığımız şeyler. Çoğu defa genç bir insana sorduğun zaman o kendi geliştirdiği beğeni tarzı söz gelimi. Ama kafamızı belirlemiyor mu? Belirlemez olur yani mu? Yani ben ne giyersem giyeyim yine kendim gibi düşünürüm diyemezsin. Yani
giydiğinden bağımsız bir düşünme. Hayır, sen şimdi mesela bir üç silahşörler kıyafetiyle dolaşamazsın ortalıkta. Yani bir 17. yüzyıl kıyafetiyle dolaşamazsın. Mutlaka kendi zamanının kıyafet skalası içinden bir şey seçmek zorundasın. İşte o benim kafamı senin kafanı belirli? Şekillendirmiş vaziyette bu. Yani senin kafan çağınla bir yerden çengel atıyorsun çağına. Ama bir yandan da şöyle düşünemez miyiz? Yine ben gençlerin sözcüsü gibi olacağım ama yani bakın evde bile yani en rahat, en mahrem zamanda bile kendini iyi hissettirecek bir donanımdaysa inanın daha rahat düşünüyorum. Öyle. Ve daha iyi çalışıyorum da diyebiliyorlar. Makyaj yapan hanımları falan düşününce hep güzel görüneceğim. Ve sırf başkasına da değil yani. Bazı kendisi için. Kendisi de yani. Şimdi Sayın Başkan, şimdi şöyle bir başta söylediğiniz o çok enteresan. Düşüncelerin modaları nasıl oluyor? Ya? Asıl yani biraz bak oralara gelelim. Bir evet. Teorik çerçevenin kullanım dışı kalması mümkün. Yanlışlanır. Tamam. Veya kendi doğru. Teorik çerçevesini iyi inşa edemez, bir müddet sonra yarı yolda kalır. Çürük varsayımlardan şey edemeyebilir. Ama bunların hiçbiri değilken, gayet tutarlı bir teorik yapısı varken, mesela varoluşçuluktan bahsedelim. Aslında varoluşsalcılık demek lazım ama doğru Türkçeyle. Defa düzeltiyorsun. Evet. Eksistansiyalizm niye moda oldu ya, ben bunu da anlayamıyorum. Veya da Umberto Eco'nun hemen hemen hiç kimsenin anlamadığı Gül'ün adlı romanı niye moda oldu? Yüz binlerce sattı. Yani bu anlamıyorum. Bir takım şeyler moda oluyor. Bunun mekanizmaları ne? Yani birçok mekanizması olduğunu düşünüyorum. Bir fikri şeyin sanat ve edebiyatta daha kolay fikir hayatında. Ama aynı şey fizikte de modalar var. Yani nasıl? Fizik şeylerin tabii. Modeller belli bir şekilde düşünme tarzları değişiyor zaman ama içinde. Ama niye moda? Hayır ama onlar, model... o paradigmalar değişiyor. Yok yok, paradigma içinde modalar var. Yani mesela diyelim ki Newton paradigması hakimken şeyde yahut kuantum mekaniği değil mi, genel paradigma aynı kalıyor. Şu anda da değişmiş değil. Yok, ama şu anda içinde, paradigma değişti. Tarzlar değişiyor. Tarz değişiyor. Hayır, değişebilir de yani o biraz önce söylediğimiz çerçevede yer almıyorum. Yani teorik çerçevesi zayıftır, çökertilmiştir. Ama yalnız teorik değil, mesela empirik çalışmalar değil mi? Bir silah yapacak. Silah yapımı için bir belli şeylere ihtiyaç var. Malzemeye. Diyelim ki malzeme üretimine ihtiyaç var. O üretim içinde de belli teorilerin geliştirilmesi lazım. Hadi o tarafa doğru birdenbire değişiyor. O Ar-Ge. O moda değil. O moda değil. Moda ama işte o yaygın oluyor. Yani silahlar, düşünme yaygın. Silahların tarzları da var. Ama genç onu bilmiyor. Gence diyorsun ki bak böyle düşünürsen Nobel alırsın. Evet. Tamam mı? Çocuk da ha o zaman böyle düşüneyim, bu problemin ardında gidiyor. Belli problemler, evet, gündem evet. Gündem. Ha. Bilimin gündemini belirleyen etkinler var. Bak, gündem var. Gündem doğru. Yoksa onu yapmazsan mesela makale yayınlayamıyorsun. Tabii. Dolayısıyla terfi edemiyorsun. Akademik hayata giremiyorsun. Aynı şey iktisatta da var. İşte bu konuda çalışacaksın. Aynı şey böyle çalışacaksın. Kuranlarında yani. Modalar yok mu hocam? Yani tabii olur, matematiksel modeller, şeyler. Moda kıyafetteki eş gibi anlama. Anladım. Moda diyemeyeceğim ama. Sıkıntını anladım. Ben de diyemem. Yani şeyin kitlenin peşine takıldığı tavırlar diyelim. Evet tabii. Yani moda değil. Yani mesela matematiksel iktisat dedin. Bir ara matematik bilmeyen, hem de matematikçi kadar matematik bilmeyen iktisatçı olamaz. Şimdi oradan bir dönüş başladı. Yani matematik iktisadı bozara doğru giden şeyler var. Ama bunlar paradigm shift. Yani paradigma kaymaları bunlar. Ciddi işte orada bir şey var. Yani paradigma mıdır, moda mıdır? Hayır, moda değil. Şimdi bence paradigma daha sağlam. Matematikle açıkladığın şeylerin sahihliği konusunda kuşkular uyandı. İşte gündem değişiyor. Yani gündem değil. Moda ile şimdi, gündem arasında. Tarihte de var aynı şeyler. Bakın şöyle bir kavram birbirine çok yakın. Diyelim ki empresyonizm, değil mi? Sanatta bir ekol. O moda biraz, değil ama. Hayır, ama moda gibi başlayıp da bazıları da bir paradigma, ekol ya da bir değil mi kuramsallaşma, yani daha gerçeklikle daha kalıcı bir ilişki kuran bir zihinsel model, tabii, kurgu. O biraz modadan farklı. Yani biz çok belki, farklı. Şimdi yani bak, bu ayrımı da tartışalım tabii. Şimdi moda, hakim bir moda varsa diğerlerini kovuyor.
Ama resimde mesela verdiğin empresyonizm örneğinde öyle bir şey olmuyor. Empresyonistlerle beraber dadalar da o sırada var. Ha, doğru. İşte bilmem de non figüratifler de var. Hepsi bir arada yaşayabiliyorlar ve hiçbiri de öbürüne egemen olamıyor. Kimi Renoir'ı beğeniyor, kimi Degas'ı beğeniyor, kimi bilmem daha sonra Picasso'yu beğeniyor. Veya hepsini birden beğenen, sırf resim denilen alanı çok fazla beğenen veya eski ustaları hiçbir zaman unutmayan, devre dışı bırakmayan bir başka alan orası. Ama işte orada modalardan çok ekoller. Söz ediyoruz. Aynı yani. Şey müzikte de ve mimaride de. Yani büyük kaymalar var. Gotik mimariyle rokoko mimari hiçbir zaman birbirinin aynı değil. Birbirlerini de izliyorlar. Arkasından işte bilmem Le Corbusier'in getirdiği devrimci değişiklikler vesaireler veyahut da şeyler, bu 1930'ların Ankara'sını da yapmış olan neydi o şey? Şehir plancısı. Mimari, hayır, mimari üslup. Osmanlı. Arnuvo, yeni sanat filan. Yani böyle şeyler oluyor ama. Bu da kalkıp da Süleymaniye'yi veyahut da Ayasofya'yı tukaka etmemize neden olmuyor. O klasik diyor. Onlara da hayranız. Onlara da hayranız. Klasik kavramına gidiyorsun. Ama modada klasik yok abi. İyi işte. Bak, hayır, moda diye başlayan. Baş modasında klasik yok. Gitti ama, gider. Hocam iyi de. Ama klasik pantolon, tarz giyinme diye bir şey söylenir. Ceket pantolon ne çıktığında bir modaydı ama şimdi artık klasik. Ama, neredeyse ama bütün bak, dünyaya zarar. Ama bak. Ceket yani, boyu uzar kısalır bilmem ne. Ama ceket değişmez. Tamam. Hayır. O şey ama unsur, o bir tane unsur. Ceket unsur, pantolon bir unsur. Ondan sonra gömlek bir unsur. Tamam, onların değişmemesi modanın değişmediği anlamına gelmiyor. Modada bir üslup geldi miydi, öbürünü attı mıydı, bir daha gitti gider. Bir daha gelemiyor. Hani eski modaya geri dönüş falan. Yok, eski modaya geri dönüş olmuyor. Yok canım, o ara 30'ların modasına geri döndük falan. Tam tersine. Tam tersine tekrarlıyor bu. Yani sportif aktivitelerde, sanatsal aktiviteler, edebiyatta. Yani tabii, moda tabii, edebiyat tabii. Akımları yok mu hocam? Yani moda gibi, moda isimler. Yani hani yaygınla modayı eş anlamda almayalım ama. Bak, insan isimlerinde moda isimler var. Yani Türkiye'de mesela isim koymada biz çok modaya tabiyiz. Bir ara hepimiz Kaan, Hakan, ondan sonra isim modaları var. Şimdi herkes, evet. Şimdi bütün kızlar Büşra, Merve, ondan sonra gibi. Evet. Tuhan İslami evet. Şeyler. Yani eskiden daha layık isimler konuluyor. Şimdi daha demek ki ad koyma. Bak, bu dünya görüşünde yansıtan. Yani evet. Ben de buna çok, şuna çok oldum olası. Yani çocuğuna koyduğunuz adı seçerken çocuğunuzu şu ya da bu biçimde nasıl, yani nasıl görmek istediğinizi de anlatmış oluyorsunuz ve çocuğu da belirlemeye yönelik bir müdahale gibi gelir. Yani ben nötral adların çocuklara konmasından yanayım. İddialı adların, o adın gerektiğini... Aslan diyorsun, böyle cılız biri çıkıyor. Yani. Tabii. Yani, hayır, daha beterini koyuyorlar. Kahraman. Yıldırım. Yani, evet. Cengiz mesela, yani düşün. Ama Cengiz şey değil yani. Bir... Cengaver. Hayır. Cengiz ben... yenici demek. Çingiz. Şey, Cengiz Han'ın adı Çingiz. Anladım ama yani bu şey yeniliyor. Cengiz abi yeniliyor. Ama bana uymuyor. Benim tarzıma hiç uymuyor. Yani hiç öyle bir rekabet onu bunu yenmek. Ama sen oyun oynarken bayağı şeysin yani. Ahmet hiç de öyle. Değil, Ahmet yani. Mesela. Ahmet Muhammed'den geliyor. Ümmet edilmiş, ölmüş demek. Ha. Sen ona mesela hiç itibar etmiyorsun. Ama sen hak etmiyor gibi. Sen hak ediyorsun ama Ahmet abi ya. Yani bu ad koyma, ad modaları çok hoş. Ama bizde var ya. Mehmet de öyle. Aynı Şükürt'ten geliyor hocam. Mehmet Ali de öyle. Ali üstelik. Mehmet Cengiz. Ali değil. Ali. Ha, ben, Ali. Ama o Ali'dir canım. Sen yüksek şimdi, yani. Ama bizde var bu. Bir zamanlar Avrupa'da varmış bu, orta çağda. Yani soylulukla ilgili ve soylular veya mesela mitolojik adamın, kahramanlar. Orada çok garip adlar var. Bir tanesi söyleyeyim ben. Öküz Gözü mesela. Adamın bir tanesinin adı. Avrupa'da. Öyle mi? Var onlardan biri. Şeyi bilmiyor musunuz? Richard Coeur de Lyon. Aslan yürekli şey. Aslan yürekli değil o. Yüreği aslan. Yani yüreği aslan. Filan böyle adlar koyuyor. Ama şimdi yok. Şimdi gayet kalıplaşmış. Bunlar artık birer şey. Ad yerine numara verelim bari. Lakap gibi. 3600 işte, en nötr. O kadar da değil ama tabii. Yani ne bileyim ben doğa şeylerini, gerçi şöyle de bir sorun. O da iddialı abi. Ahmet o da nötr değil. 9999. Ha, bir de 3618'i hava atar. Bir sorun açık olabilir. Ya da şöyle, bazen çocuklarımıza mesela, benim kızımın adı Bahar.
Tamam, çocukken hoş da bahar nine olunca biraz tuhaf bir şey olacak yaşlanınca herhalde. Ya o da şey, onun hesaba katmıyor. O da yemeklere konan bahar oluyor. Hayır hayır, uzun sürmüş bir bahar gibi dersin. Ya demek adlarda kesinlikle, yani şunu demeye çalışıyorum. Diyelim ki son 10 yılda doğan çocuklara konulan adları araştıran bir sosyal psikolog söz gelimi aşağı Türkiye'deki yukarı, eğilimi evet, yani çok rahat. Aynı oluyor. Zamanda şehirleşmenin de şehirlerini yakalar. Eyvallah. Yani aynı unsurlar şehre gelmeden önce nasıl isimler koyuyorlardı çocuklarına? Hmm. Şehre geldikten, varoşları doldurduktan sonra nasıl isimler koyuyorlar? Aslında burada sınıf atlama özlemleri var. Tabii, tabii. Yani diziler... İşte modanın arkasında olan bir, etkenleri. Bir ara hatırlarsınız. Bir de saç modası ya. Ben mesela lise çağında 62-63'te Beatles'ları... Ya sen hep kısa kestirdin bak şimdi, şimdi uzaktın. Modaya ben de uydum. Ha? Ama mesela Beatles şeyinden etkilenmemiş evet. Mesela moda ama buyurun işte. Cengiz küpen yok küpen. Ha. O modanın, bu saça bir küpe gider. Gerekir mi? Modanın Allah'ı. Fakat bir ara hatırlar mısınız Dallas dizisi oynarken Türkiye'de çocuklarına Lucy adını, Ceyar adını koyanlar oldu. Tabii. Yani tabii. Nüfus müdürlükleri kabul etmediler tabii. Bunu ama yani. Evet, bir de olabilir. Siyasi liderlerle özdeşleşme bir isim koyma. Hem o siyasi parti ve lidere sadakatini kendi çocuklarına koyarak. Tabii Atatürk zamanında Mustafa hayır, Kemal. Daha sonra da Mustafa Kemal evet, epey yaygındır yani. Bir 40'lı yıllarda doğanlarda. Ecevit de öyleydi. Bülent adı eşlerini Rahşan. Yani bunları tek tek söylemek belki doğru değil ama yani. Siyasi liderlerle özdeşleşme doğru. Ve bunu çocuklarına yani burada ben biraz da uyarıcı bir pedagog gibi düşünerek bu çocuklarına at korken çünkü hayat boyu taşıyacaklar onu. Evet yani taşımak zorunda mı yani senin yani dünya görüşünü değer atfetmemek lazım mümkün olduğu kadar evet. Yani mümkün olduğu kadar ha bunu mesela dini İslami isimlerde de öyle bir yani sanki o ada layık ve yaraşır olacak at konunca içerikte ona uygun olacak ön beklentisi var. O ön beklentiyi anlayabilirim o ana baba ebeveyn açısından ama o çocukta ne yaratıyor? Ama evet. Bizimki hayır, çocukta ne yaratıyor? Ama bak, o at o adı ne kadar taşıyor? Ne kadar sıkıntılı? Belki düşünmüyor. Anlamını çok... bilmezse ilerleyecek sonunda öğreniyor hocam. Bile fazla düşünmüyor üzerinde. Ama bizim kültürümüzde o var. Tavuklar kuluçkaya yattıkları zaman altına yumurta koyarken ne yaparlar? Paçalı olsun diye pantolon giyer kadınlar biliyorsunuz eskiden. Allah Allah öyle mi? Hiç onu bilmiyordum. Tabii ben. Paçalı civciv çıksın diye pantolon giyerler yani. Ne olur o, paçalı çıkarsa? Paçalı civciv. Paçalı civciv tutulurdu eskiden. Öyle mi? Tabii. Allah Allah ilk defa duydum. Ya ilk defa. Moda zaten... değilmiş demek ki yani. Hayır kültürümüzde bu zihniyet var diyorum yani. Hı. Benzemesini istediği şeye yönelik. Yani bu bir at koymayla büyüsel bir yere baba, büyüsel. Baba bastı bacak çocuğunu şey basketçi yapmak istiyor filan yani bir de öyle bir şey var yani kendini yani. Olamadıysa çocuğa o at verebilir. Ama bir moda gözlüyoruz adlarda yani özel adlarda bir bakın en yaygın görebileceğimiz. Peki bu şey. Avrupa'da da var mıdır? Avrupa'da şimdi yok. Avrupa'da zaten adların anlamları herhalde çok derinlerde yani genellikle Hristiyan toplumlarda kitap mukaddes kaynaklıdır. Adlar bizde de var. Birazcık da şey o bizde de Kur'an işte Mehmet, Ahmet, Mahmut. Mesela şimdi bir de ayırt edilecek. Şimdi Anadolu Aleviliği için mesela yani diyelim Haydar, ki kutsal Ali, isimler var mesela. Bu çok yaygın. Haydar Ali çok yaygındır. Cafer'in yani 12 imamın tek isimli Hasan Hüseyin zaten Hasan ama Hüseyin. Yani Ali Haydar olduğu zaman onun Alevi olmadığını Ali düşünemezsiniz. Yani Ali ayrıca olur, Hasan da ayrıca olur. Ama Sünniler de koyuyor mesela. İşte Mehmet anladım da. Bugün ama Türkiye'de en yani. Çok ad yanılmıyorsam Mehmet. Yanılmıyorsam yani. Mehmet çıktı boşuna denir evet. Herhalde de. Yani bir miktar. Ama Sünnilerden Haydar ben hiç rastlamadım mesela. Sünni. Var da yani yaygın değildir. Ama demek istediğim yani bir inanç topluluğunun kendi. Ama o moda adlarını... değil. Bu moda değil. Bu uzun yıllardır sürüp bu moda şey. Değil. Bu moda değil. Bu hayır, gelenek. Moda şimdi moda başka bir şey. Yani bu işte Büşra, Merve'lerin filan artması. Ama bir izin ver. Bir dakika. Alevi topluluğu geleneksel Aleviler bu tip geleneksel adları seçerken modernleşme, kentleşme ile birlikte Aleviler arasında konulan isimler tamamen değişmiştir. Al sana bir moda örneği. Yani ne oldu yani mı? Şimdi? Yani Kaan'dan, Batusundan bilmem ne. Yani şimdi söyleyemem tek tek adla. Yani ama Fatih ismi koyuyor mesela Aleviler. Zannetmiyorum. O kadar herhalde koymuyor. ya da yani daha başka onların lanetlediği yani Osman'a mesela rastlayamazsınız. Ha, hemen Ömer de yok herhalde. Ama bir de moda
pek çok yani dinsel inanç dışında da çok moda, bir takım modern çocuk isimleri var. Şimdi aklıma gelmiyor. Yani, benim oğlum Çağdaş mesela. Ha bir de mesela. Çağdaş. Ne güzel. Ha bir de mesela. Bizim zamanımızda öyle konuluyor. Mesela, bu işte o da bir moda. İşte Çağdaş, ha. Devrim falan öyle şeyler. Daha çok sol isim kahramanlarla ilgili. Yani hani Barış'ından, Öncüsü'nden mesela pekala anlayabilirsiniz. Evet. Geleneksel Ali Haydar'ı koymuyor. Evet. Yani ama Barış koyuyor. Barış'ı koyuyor. İşte ne bileyim Umut'u koyuyor. Umut işte koyuyor. Yücel'i koyuyor. Şunu koyuyor, bunu koyuyor. Şimdi başka ne moda alanları var? Yani böyle düşünelim. Modanın çok şey olduğu, belirleyici olduğu pırt diye. Mesela ben cep telefonunda felaket halde bir moda görüyorum. Evet. Yani sadece cep telefonu dedim, bu da laf olsun. Ama bu itibar meselesi de aynı zamanda. Moda zaten itibarla ilgili. Ama kullanımı ve artık yani hayatın vazgeçilmez bir parçası. Yani şimdi Allah aşkına yani neredeyse yine marka vermeyelim diyoruz ama. Yani verme, verme. Ünlü bir markanın artık dünyaca da ünlü. Olsun ve sen verme gene de. Yani alım gücü onu gerçekten de aşan, alım gücünü aşan evet. Bu nesneleri hakikaten kullanma isteği ve eğilimi akılanmaz boyutlarda. Bu aletleri ve bu aletleriyle hayatını neredeyse gençler için gördüğüm en önemli tehlikeler. Şimdi ben daha beterini ya, o yoksa çünkü kendini onlar, yalnız hissediyor. Ha, ben daha beterini söyleyeyim. Bu elektronik cihazların özellikle de bilgisayarların ve çok portable olup da taşınabilir kolaylaşınca laptopların. Hayatının her tarafı ya hayır, banyoya bile bunlarla giriyorlar. Cengiz ya, çok daha yapan. Beter bir şey yapıyoruz. Tabletler okula i̇şte, girdi. Ama bak çok beter bir şey yapıyoruz. Bunlar çok olanaklı aletler. İnanılmaz olanaklı aletler ve biz bunların ortalama olarak Türkiye'de Türkler olarak %3'ünü kullanıyoruz. %3'ünü alıyorsun sadece oyun oynuyorsun. Söylediğin. Chat yani. Yapıyorsun. Chat yapıyorsun. Mail atıyorsun. Oyun oynuyorlar. İşte. Oyun oynuyor. O kadar. O bilgisayardaki o tablet, muazzam olanaklar mı? Aletlerden ben kitap biliyorsunuz satın almak, kitap, okumak ve ben de doğrusu çok hoşuma da gidiyor ama bu amaçla kullananlara da pek rastlamadım. Hayır tabletler o iş için değil ama. Hayır, ben şeyleri söylüyorum, laptopları falan söylüyorum. İyi işte o laptopların daha da taşınabilir. Tablet dedikleri hikaye. Tablet biraz daha kitap okumak için falan değil mi onlar? Yok daha internete giriyorsun, şey yapıyorsun bayağı. Yani o yani amaçla taşınabilir çok, kitap çok şeyi taşıyorsun ve binlerce kitabı. Ama buradaki mesela, ama bu amaçla kullanılan çok aslında. Bir de eskimeden yani daha hala fonksiyonlarını çok üstün derecede yaparken atıyor yenisini alıyor. Tabii. Maalesef. Onları upgrade etmek şart. Ya. Bir de o sorun var. İşte moda orada belirleyici. Moda orada. Yani fonksiyonundan nasıl, öte. Hani karikatürlerde yaparlar ya hanım açar gardırobu tıklım tıklım doludur. Ay giyecek hiçbir şey yok. Çok dalga geçerler yani böyle şey. Ha işte şey de elektronik alanda böyle bir çöplüğe dönüştü. Bakıyorsun 3 gün olmuş cep telefonunu alıp beğenmiyorsun. Neden? Çünkü başka bir arkadaşın da daha bir şeyini mesela bak Batı'da benim ilk gördüğüm yıllar önce şöyle bir şey görmüştüm. Diyelim 20 yıl 30 yıl kullandığı bir ayakkabıyı söz gelimi yani altın değilse bile gümüşle falan kaplatıp yani bir ya beni bunca yıl taşıdığı tarzında bir gurur duyma ve onu artık bedeninin kendinin bir parçası gibi hissetme. Yani ne kadar dayanıklı, ne kadar uzun yıllar kullanır ve ona duyulan saygıyla şimdi neredeyse değil mi bir mevsimi dışında atma. Yani, ne mevsimi ya? Ya 2-3 defa giyip atıyorlar yani işte, hali vakti yerinde olanları. Ama yani. Senin de 99 tane ceketin 250 atmıyor, tane. Atmıyor onların sırası geldi. Ben atmıyorum. O saklıyorsun yani. Ha bir de hayır yani kullandığın yani sadece kılık kıyafet için değil yani nesneleri sevme, benimseme ve onlarla bir o insanlar arasında bir ünsiyet kurma. İlişkiyi bozuyor değil mi? Tabii bozar. Yani sevgilisini de iki günde kesin onu değiştiriyor yapar. Arkadaşını. Ha onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir ama şey huzursuz bir insan yaratıyoruz değil mi? Tabii tabii. Yani huzursuz bir insan tipi, dünyayla barışık olmayan. Sebat yok hiçbir şey. Hayır, önüne havuç bağlanmış bir varlık haline devamlı ileride elde edeceklerimizin peşinde koşuyoruz. Şimdi elde ettiklerimizle mutlu olamıyoruz. Hep paylaşmayı da bilmiyorsun. Ama yani. Bu kendine sonucu öyle olur. Paylaşamazsın tabii. Ama bu büyük bir komplo. Tabii. Bu dünya düzeninin komplosu. Dünya çapında insanlığı ilgili. Dünya çapında hepimizi pençesine almış olan çok büyük bir komplo. Yani ihtiyacımız olmayan şeyleri bize ihtiyaç haline getirterek kar adlarını düşmesini engellemek. Yani bu komplonun karşısında bir şey yapmamız lazım. Çünkü dünyada büyük açlıklar var. Dünyada büyük felaketler var. Dünyada su
için, yani bir gram su için savaşan kabileler var. Tabii. Bir sürü yer çoraklaştı. Söyleyin adını, bu Ekvador ormanları elden çıkıyor. Tuvalet kağıtları yapılsın diye. Yani akla hayale gelmeyecek büyük eşitsizlikler, haksızlıklar, ahlaksızlıklar var. Ve bunlara moda sebep oluyor demeyeceğim ama yani modanın arkasındaki egemen zihniyet. Tüketim toplumu bana artık. Ne, moda bir sonuç yani. Canım. Moda sonuç. Değil ya. Evet evet. Değil. Yani bu tüketim. Moda onun dili. Dili. Bence de güzel, evet. Yani bu tüketimin pompalanması, tüketimin bir hayat tarzı. Ne kadar çok tüketirsen o kadar varım. Evet. Sanki yani o bir paralellik kurulması. Yani dünyada 1,5 milyar insan yaklaşık olarak, 7 milyar nüfusumuz. 1,5 milyar insan günde bir doların altında. Açlık sınırında. Geçinmek zorunda. Bu haksızlık olarak görüyorum. Yani bu dünyayı paylaştığımız bütün canlılara karşı görevlerimiz var. Mutlaka var. Yani. Elbette. Bu işte moda burada aslında korkunç bir mekanizma olarak çalışıyor. Korkunç bir mekanizma olarak çalışıyor. Ve hepimizi Nasreddin Hoca'nın ele geçiriyor. Havucunun peşinde koşan eşeği haline getiriyor. Doğru. Nasıl aşacağız? Yani modayı o bakımdan, değil mi? Valla ben şimdi modanın aşılabilir bir şey olduğunu şu... Yani bence insan hayatı modalar üstü bir hayat. Ben idealize ettiğim zaman. Çünkü modalar...